Müslümanın sapasağlam ayakları üzerinde durabileceği, kimliğini koruyabileceği, şahsiyetini muhafaza edebileceği en temel iki dayanak, birisi Kur'an, diğeri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. O halde ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'in hem Arapça metnini okuyabileceğiz, hem manasını tefekkür edeceğiz, hem de o manasını hayatımıza aktarmaya, pratiğe yansıtmaya çalışacağız. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan hayat kitabıdır. Müslümanın yol haritasını çizen, yol haritasını ortaya koyan ilahi bir kitaptır. O kitaba uyan, aydınlık bir caddede yürüdüğünden dolayı hiçbir zaman karanlıklar ona zarar veremez. Elhamdülillah. Diğeri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir, onun hadisi şerifleridir, onun yaşayışıdır, onun ahlakıdır. Dolayısıyla bütün insanlığın en faziletlisi olan, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi her bir Müslüman herkesten daha fazla tanımalıdır. Onu tanımadığımız zaman topçusuna, popçusuna, efendim şuna buna, efendim youtuberına, fenomenine, ona buna bakarak kişi kendisine örnek olarak o insanları almaya çalışıyor. Oysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlak bakımından, edep bakımından, konuşma bakımından, dinleme bakımından, yeme içme bakımından, vefa bakımından, dürüstlük bakımından, güvenilir olma bakımından düşmanlarının bile hakkını teslim etmiş olduğu muhteşem bir insandır. O halde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize yeter. Onu bilelim, onu tanıyalım ve onu hayatımız örnek alalım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hem Kur'an'a hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılan kullarından eylesin.